Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün Türkiye'yi yönetenler bu ülkede doğru işleyen hiçbir şey kalmaması için adeta görevli ve yeminli zira son yapılanın başka izahı yoktur. Evet Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yargıya, üniversitelerden emniyete bütün devlet kurumlarını tarumar edenler an itibarıyla borsayı da çökerttiler mesaj ve telefon sahana altındayım çünkü abartmıyorum. Küçük oyuncu denilebilecek yüz binlerce kişi borsada vurgun yemiş durumda. Yani büyük paralar kaybettiler. Diyeceksiniz ki uzak dursalardı ancak borsa bütün dünyada günümüzün en temel iktisadi olgusudur. Ayrıca tasarrufu olan kesim iktidarın uyguladığı negatif faiz politikasından parasını korumak için gideceği başka bir alan da yoktur. Peki olan ne midir derseniz açık bir manipülasyon hatta soygundur. 2-3 spekülatörün sebep olduğu tablonun faturası an itibarıyla 5 milyarın üstünde. Ondan önemlisi borsamıza olan güven yerle bir oldu. Yabancıların büyük ölçüde terk ettiği Borsa İstanbul artık dolandıran kurum imajında. Yakın geçmiş sürece bakarsanız Vedat Akkiray'dan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na kadar tartışmalı pek çok isim sermaye piyasası kurumuyla borsanın direksiyonuna oturtuldu ki düşünün Vedat Akkiray denen adam ailesinin batık şirketini borsaya açtığı kanıtlı olan biri. Yine Ali Fuat Taşkesenli oğluysa 100 milyon dolarlık bir batan direk sorumlusudur. Son olanlar ya da vurgunun özeti de şu. Borsadaki 3 spekülatör tarafından yapılan manipülasyonlarla örneğin 100 liralık bir banka hissesi birkaç gün içinde 300 liralara, 400 liralara uçuruldu. Yani birkaç misli kazan söz konusu oldu derken çok sürmedi film. O 2-3 banka hissesinin 30 liralara kadar gerilemesiyle son buldu. Böyle bir şey Afrika borsaları dahil dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Ancak Tayyip Erdoğan Türkiye'sinde maalesef oldu ve oluyor. İktidarın buradaki kabahatı ne derseniz emin olun çoktur. Birinci husus dünyanın hiçbir borsasında bir hisse senedi birkaç gün içinde bu şekilde uçmaz. Yani yüzde üç yüzler, dört yüzler, beş yüzler yükselmez. Yükselirse sermaye piyasası kuruluyla borsa idaresi hemen devreye girip uçan o hisse sahiplerine Anlat ne oluyor, hisseleri niye yukarıya bu şekilde çıkıyor sorusunu sorar ve hemen araştırma başlatırlar ki bu yatırımcıyı koruma adına olmazsa olmazdır. Öyleyken son olarak Borsa İstanbul'da yaşananlar sıfır denetimin olduğunu ortaya koyuyor. İdare yani iktidar böyle olunca da spekülatörler alan saha bulup amiyane tabirle keris silkeleme operasyonları yapıyorlar. Yani önce yükseltip sonra yere çakıyorlar. Keza Borsa İstanbul yönetimi 5 milyarlık bir teminat açığını nasıl görmezden gelir anlamak mümkün değildir. Sonuç ortada yani yüz binlerce küçük borsa oyuncusu vurgun yemiş durumda. En önemlisi bu tablo öncesinde Maliye Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin şu açıklamalarıdır ki o arşivde hatırlayalım demişti ki bakan borsa uçacak yatırımcıları borsaya davet ediyorum onları biz koruyacağız evet maliye hazine patronu bunları söyleyip insanları borsaya çağırır oraya sevk ettikten sonra ortaya manipülasyonlu bir yıkım tablosu çıkıyorsa söyleyin bunun sorumlusu o bakan değil mi? Yahu bu millet devletin bakanına güvenmeyip kime güvenecek? Hiç kimse kıvırmasın. O üç spekülatörün yaptıklarından borsa ve de ekonomi yönetimi sorumludur. Zira onlardan haberdardılar. Amaçları muhtemelen bankalardaki döviz mevduatını bu şekilde borsa yoluyla çözmektir. Lakin olan ya da yapılan kimse kusura bakmasın soyguna suskun kalınmasıdır. Bir başka önemli ayrıntı da şu o üç spekülatörün en büyüğü Ankara'da herkes biliyor Saray'a yani Tayyip Erdoğan'a çok çok yakın biri muhtemeldir ki öyle olduğu için 5 milyarlık bir teminat açığına da göz yumuldu. Değilse açıklansın. Nedir bu kayırma ve kollama? Daha ötesini de söyleyeceğim. Borsa İstanbul'da işlem yapması yasak olan biri Allah aşkına 13 milyar liralık bir işlemi nasıl yapar? Buna niçin izin verilir? Bakın aktardıklarım masal, martaval değil. Birinci elden aldığım net ve kesin bilgilerdir. Tablo adeta kurulan organize bir soygunu resmediyor. Onu çağrıştırıyor ki söyledim bundan sorumlu olan iktidar. Değerli takipçilerim bugün aktaracağım diğer rezaletler yine tarumar edilen yargı sistemimizden. Birinci olay Denizli'de eşiyle tartışıp intihar eden polis olayını soruşturmakla görevli olan savcı soruşturma esnasında tanıştığı polisin eşiyle işi ilerletmesi ve ilişkiye girmesi evet söz konusu o savcı polis eşiyle cinsel ilişkiye giriyor ve onu gizli olarak kamerayla kaydediyor bitmedi. Aynı savcı o görüntüleri arkadaş çevresine bile ben böyle büyük zamparayım dercesine servis ediyor. Kadın durumu öğrenir öğrenmez hemen suç duyurusunda bulunuyor. Polis bunun üzerine harekete geçiyor ve adı geçen savcının bilgisayarına el koyuyor tablo ya da manzara vahimdir. Evet söz konusu savcı sadece polis eşiyle değil onlarca kadınla ilişkiye girmiş ve bunları da kaydetmiş. Dahası bilgisayarındaki o görüntüleri yine başkalarına, çevresine, arkadaşlarına servis etmiş. Bunun üzerine polisin yaptığı araştırma sonrası malum savcı hakkında dava açılır rezalet bu şekilde belgelenince hakimler savcılar kurulu da harekete geçer ve savcı hakkında inceleme başlatır ve cezayı verir. Peki verilen ceza ne mi derseniz vallahi sadece ve sadece 3 ay meslekten men etmektir. Evet şaka gibi hakimler savcılar kurulu resmen ve alenen söz konusu hakime 91 gün sonra gel kaldığın yerden devam et dedi. Nasıl olur demeyin aynen oldu ki doğru mu bilmem zira kanıtlı değil söylenen bu kararın perde gerisinde siyasi irade olduğu yani söz konusu savcının arkasında önemli bir siyasinin bulunduğu. Evet FETÖ'den kaçarken gelinen yere bakar mısınız? Bir başka örnekle devam edelim. Yine Adıyaman Besli'deyiz. AKP döneminde hakim olan genç bir adam eşcinsel sitelere girmeye meraklı derken sosyal medya üzerinden bir eşcinsel ile arkadaş olur. Zaman içinde bu arkadaşlık Facebook ve WhatsApp üzerinden devam eder ve iş karşılıklı olarak fotoğraf göndermeye kadar gider. Derken söz konusu hakim ailesinin ısrarıyla başka bir hakimle evlenir. Bu evlilik besnili gay genci çıldırtır ve hakimi telefonla taciz etmeye başlar. Hakim numarasını engeller. Çare olmaz zira homoseksüel genç adliyeye gelip tacize ve tehdide başlar hatta açıktan para ister. Hakim iknaya uğraşır lakin başarılı olamayınca bestili genç hakkında şantaj şikayetinde bulunur ve dava açılır. O dava devam ederken hakimler savcılar kurulu tesadüfen Besni Adliyesinde rutin teftiş yapmaktadır. Teftiş esnasında bu konuyu öğrenir ve hakim hakkında hemen soruşturma başlatılır ve sonunda şöyle bir rapor hazırlanır. Yapılan soruşturma sonucu Besni hakimi nokta nokta nokta'nın mesleğin şeref ve onuruna memuriyetin nüfuz ve itibarını bozacak fiil ve davranışlarda bulunduğundan ve hakkındaki iddiaların kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belgelenmesinden dolayı meslekten çıkarma cezasının uygulanması talep edilir. Evet Nusret Şahin imzasını taşıyan bu soruşturma raporu sonra ne mi oldu derseniz kayda değer hiçbir şey olmadı. Çünkü söz konusu hakim İslamcı bir aileye mensuptu. Ablasının kocası Yargıtay'a üye yapılmıştı. Ondan önemlisi o enişte Yargı'ya hakim olan Hak Yol grubunun önemli bir mensubuydu. Öyle olduğu için de sapkın kayınbirader hakimlikten atılmadı. Sadece yer değiştirme cezası aldı. An itibarıyla da Burdur'da görev yapıyor. İşte sevgili dostlar yargımızın hali pür melali budur. İşte AKP, işte İslamcılar. Gelelim Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri programına. Erdoğan önce Siyonizmin çatı örgütü ve mensupları ile bir araya geldi. Akabinde adı hiç duyulmamış PBS isimli bir kanala çıktı ve ben ekonomistim, dünya enflasyon tehdidi altında biz çok iyiyiz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya'da raflar boş iken Türkiye'de raflar doludur gibi tuhaf mu tuhaf şeyler söyledi. Evet Türkiye'de gerçeği 180, sanalı bile yüzde 80 enflasyon varken ve Türkiye pahalılıkta tartışmasız olarak resmen dünya şampiyonu iken diploması bile sorgulanan Tayyip Erdoğan ben ekonomistim, ben yeni keynesim gibi o mealde bir söz etti şaşırmadım. Zira Tayyip Erdoğan bildiğimiz Tayyip Erdoğan. Lakin amiyane tabirle biraz destekli atsa iyi olacak. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'da raflar boş ifadesi hakikaten gülümsetiyor. İlaveten madem ekonomistsin enflasyonda dünya şampiyonu olmak neyin nesidir gibi bir soru akla geliyor. Ve maazallah ekonomist olmasa enflasyon yüzde bin olacaktı manası ortaya çıkıyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri televizyon spikeri değil ama bütün Türkiye ülkemizdeki yıkıcı enflasyonun tek sorumlusunun nas ve faiz sebep enflasyon sonuç diyen Tayyip Erdoğan olduğunu biliyor. Noktalamadan Süleyman Soylu ile alakalı önemli bir bilgi, önemli bir haber paylaşmak istiyorum. Soylu ekranlardan şov yapıp Sedat Peker bağlamında güya mahkemeye vereceğini söylediğini ama verip vermediği hala belli olmayan Abdüle yani Abdülhadi Özışa ısmarlama bir haber yaptırdı ve dedi ki siyaseti bırakıyorum. Birinci husus böyle bir mesaj dün organize suç örgütü lideriyle işbirliği yaptı dediği bir ismin üzerinden verilemez ki Abdülhadi bu haberi Süleyman Soylu'ya rağmen yapmaz yapamaz yani o istedi diye yapmıştır. Ayrıca durduk yerde nereden çıktı siyaseti bırakma olayı belli ki bunun bir perde gerisi var verilen mesaj doğru mu ve amaçlanan nedir derseniz cevap şudur Hayır Ay Süleyman Soylu değil siyaseti bırakmak tam tersine Tayyip Erdoğan sonrasına hazırlıklar yapıyor yaptırdığı ısmarlama bu haberle amaçlanansa Erdoğan yakın çevresi ve AKP'lilere mektup yazmak ve mesaj göndermektir. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Süleyman Soylu yeni parti kurmak için Ankara ile İstanbul'da iki büro tuttu açıklaması belli ki üfürük değil, somut bilgilere dayanıyor ve Erdoğan ile kimi AKP'liler de bundan haberdar. Süleyman Soylu güya böyle bir amacının olmadığını siyaseti bırakıyorum açıklamasıyla kamuoyuna dolaylı olarak mesaj vererek kendini aklamaya, kurtarmaya çalışıyor ve sarayla AKP'nin gazabından korunmaya uğraşıyor. Başka bir anlatımla suçüstü olan Soylu kendini bu şekilde ben Tayyip Erdoğan'ın fedaisiyim diyerek kurtarma hesabında noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.